Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine söylenen RTÜK'ün toplumsal şiddeti başlıca gündem haline getirip mafya ve suç temalı tevi yapımları denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam derslerini içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Birleşip kazanacağız. Gürbüz Şahin ismim, Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı. Bugün burada ne için toplandık başkanım? Bugün aslında görünürde bir eğitim emekçisinin bir cinayete kurban gitmesi üzerine toplandık ama bizim yıllardır haykırdığımız taleplerimiz olan eğitim emekçilerin canını inciten, yoksulluk sınırının altında çalışmaya zorunda bırakan mobbinge, liyakatsızlığa karşı bir araya geldik. Birikmiş bir öfkenin ifadesi bu. Toplumun her alanı, bütün emekçiler açısından aslında aynı durum söz konusu. Biz bu sosyal patlamanın bir an önce halkın örgütlü birlikteliği üzerinden emekten yana bir Türkiye'nin, emekçilerin gerçek anlamda iktidar olduğu bir Türkiye mücadelesinin ilk adımı olarak görüyoruz. Serap Müjdeci Gökgün, Eğitim İş Balıkesir Şube Başkanıyım. Bugün burada ne için toplandınız başkanım? Bugün öğretmenlere, eğitimciye uygulanan şiddete artık bir dur demek için buradayız. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir özel okulda bir eğitimci arkadaşımız ne yazık ki 5 kurşunla katledildi. Öğretmenlerin okulda can güvenliği yok. Sürekli şiddete maruz kalıyoruz. Akran şiddeti de aynı şekilde çok ciddi boyutta. Bunların hepsine bir tepki vermek adına bugün alanda birleştik. Merhabalar, ben Kemal Çete. Özel sektör öğretmenleri Balıkesir il temsilcisiyim. Bugün bir öğretmenimizin maalesef özel sektördeki bir öğretmenimizin canice katledilmesi yüzünden buraya toplanmış bulunmaktayız. Bunun sebebi nedir diye bakarsak aslında şudur. Bugün öğretmenler, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, işsiz öğretmen, özel dershane öğretmeni diye ayrılıyor. Öğretmen öğretmendir. Öğretmen ders verir. Öğretmenin tek derdi sınıfındaki öğrencisidir. Bu olması lazım. Bu öğretmeni bu kadar ayrıştırarak, bu kadar itibarsız hale getirirseniz sonuçta bu şekilde istemediğimiz sonuçlar ne oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Bunun için diyoruz ki öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen ders verir. Bu şekilde mücadele dersini de öğretmenler verecek. Bunun için biz de özel sektör öğretmenleri sendikası olarak 26 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacağız. Buradan bütün özel sektör öğretmenlerini bize destek vermeye bekliyoruz.